Uzaktan erişimde CHP eski genel sekreteri Önder Savvar, dönemin en yakın tanıklarından biri olarak bize bir Mart tezkeresinin anlamını, ne olduğunu, ne bittiğini anlatacak. Tabii ki güncel değerlendirmelerinde soracağız, yönelteceğiz yerel seçimler yaklaşırken. Merak konusu tabii ki ne düşündüğü. Buyurunuz, hoş geldiniz Sayın Sav. Hoş bulduk Çiğdem Hanım. Ben Sayın Nursertel'e de saygılarımı sunuyorum. Estağfurullah. Birlikte parlamentoda yaptığımız çok değerli bir hocamız. Pek çok birikimi olan, bu konuda değerlendirmeleri yazılır olan bir arkadaşımız. Ben sizin şahsınızda TV1 televizyonunda bu Türkiye'nin gündemi programında beni konuk ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Sav. Yaşayan bir bellek olduğunuzu düşündük. Bu konuda hakikaten bize en doğru anı mahiyetinde değil, gerçekten onun sözlü tarih açısından da kıymetli vesikalarını sunacağınızı düşündük. 1 Mart'ta ne oldu mecliste? Bundan önce sizin arkadaşlarım yansıtırlarsa o siyasi tarihe geçmiş 20 dakikalık konuşmanızdan bir kesit paylaşacağız. Onun üzerine yorumlarınızı rica edeceğiz. Memnun olun. Elimizde iki ayrı tezkere var sanki. Bakanlar Kurulu'nun tezkeresinde olmayan bir ibare Sayın Başbakan'ın göndermiş olduğu tezkerede var. Bakanlar Kurulu'ndaki kararında olmayan şu ibare ekleniyor. Ve yabancı silahlı kuvvetlere mensup hava unsurlarının Türk hava sahasını üst uçuş amacıyla kullanmaları için. Sayın Bakanlar, sizin imzaladığınız metinde bu ibare yok. Sayın Sav, bugünü de değerlendirmenizi istediğim için çok hızlı rica edeceğim sizden. 1 Mart'ta bu bahsettiğiniz çelişki neydi? Aslında CHP milletvekilleri tek bir gövde haline gelip neye karşı durdular? Bu testerede bakanlar imzaladıkları belge ile Meclis-i Sunan belge arasında bir farklılık vardı. Bu birinci imzalanan belgede olmayan ibare meclise inen tezkereye konmuştur. Şimdi sizin program tanıtımınızda 1 Mart tezkeresi Türkiye'yi nasıl etkiledi diye bir sunum var. Evet. Aslında bu soruyu 1 Mart tezkeresinin hangi amaçla, kimler tarafından, niçin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildiği, niçin Türkiye'ye dayatıldığı sorusuyla tamamlanması lazım. 1 Mart tezkeresi Cumhuriyet tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. 1 Mart tezkeresinin reddedilmesi hem ülkemiz hem ulusumuz açısından fevkalade önemlidir. Bugün dünyada özellikle Orta Doğu ülkelerinde yaşanan karmaşa, bir takım emperyalist güçlerin etkisinde çalkantılar, ölümler, eziyetler, sıkıntılar, Ukrayna'daki ve Filistin'deki insanların çektikleri eziyet, dert, ölüm, bunlar içimizi acıtıyor. 1 Mart tezkeresinin reddi bu anlamda çok büyük bir değer taşıyor. Bunu bu yönüyle ele alıp değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. 1 Mart tezkeresinde neler vardı? Niçin 1 Mart tezkeresine biz karşı çıktık? Biraz onun altını çizeyim isterseniz. Lütfen. 1 Mart tezkeresi tezkerenin içeriğinde yazıldığı gibi uluslararası meşruiyet çerçevesi içinde diyerek 62 bin askeri personelin, 255 uçağın, 62 helikopterin Türk hükümeti tarafından belirlenecek mücavir bölgelerde konuşlandırılmasına ve 6 ay süreyle bulundurulmasına diyor. Arkasından da yabancı kara kuvvetlerinin destek unsurları dışında kalan muharip güçlerinin Türkiye'den yabancı ülkelere gideceklerine ve hava unsurları olarak yabancı silahlı kuvvetleri hava unsurlarının Türkiye'nin hava sahası üzerinden
bir üst geçiş sağlamalarına, üst olarak geçiş sağlamalarına şeklinde bir izin, tezkere geliyordu. O tezkere Anayasa'nın 92. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden izin isteniyordu. Aslında biz bu konuda... Alo. Burada dinliyoruz sizi, duyabiliyoruz sizi. Biz bu konuda duyarlılığımızı daha tezkere meclise gelmeden ortaya koymuş bir siyasi partiydi. Çarşambanın, perşembenin geleceği çarşambadan belliydi. Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere bütün yetkili organlarımız tezkerenin gelişine odaklanmış, gelişini yaratacağı, geldiği zaman kabulünü yaratacağı sıkıntıları topluma anlatmaya başlamıştı. Kamuoyu hazırlanmaya çalışıldı, toplumun duyarlılığı ortaya konmaya çalışıldı ve tezkere meclise geldiği zaman biliyordu ki bu bir kapalı oturumla oldu bittiye getirilecekti. Kapalı oturumda nenin görüşüldüğünü ne halkımız anlayacaktı, ne ilgili insanlar anlayacaktı. Sadece o gün oylamaya katılan 533 milletvekilinin belleğinde kaldığı kadar kalacaktı. 10 yıl sonra tezkerenin reddine ilişkin tutanaklar açıklanacak mıydı, açıklanmayacak mıydı belli değil. Nitekim 21 yıl geçti halde hala kapalı oturum tutanakları ve özetleri açıklanmamış durumda. Bunu biz gördüğümüz için bir şey yapmamız gerekiyor diye düşündüm ben. Ve açık oturumda, oturum açıkken, kapalı oturuma geçilmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki düşüncelerini kamuoyuna yansıtmamız gerekiyordu. Sayın kapalı Sağ, aynı anda bildirim geliyor. Evet, Sayın Sağ, bilgisayarınızda aynı anda mesaj geliyor. Onun sesleri sizin sesinizi kesiyor. O bildirim seslerini kapatıp devam edebilirsek çok güzel olacak. Nasıl kapatacak hocam? Evet, bu arada ben sesler kapatılsın diye beklerken size döneyim Nur Hocam. Şimdi biz 1 Mart tezkeresiyle ilgili başladık ama bu AKP iktidarının yolunu açan bir süreç olarak değerlendirilebilir mi diye sorayım size. 1 Mart tezkeresini ben öyle değerlendirmiyorum. 1 Mart tezkeresi